Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim hazır çorbadan bile daha kolay. Kırmızı mercimek çorbası yapacağız. Düdüklü tencerede yapmayacaksanız normal tencerede aynı şekilde hazırlayıp pişirebilirsiniz. Ama düdüklü tencere sadece zamanınızı daha kısaltacaktır. Normalde 20 dakika, 30 dakika pişerken düdüklü tencerede sadece 10 dakika pişirmemiz yeterli gelecek. Şu bardakla 1,5 su bardağı kırmızı mercimeği 3-4 su olacak şekilde yıkadım, iyice böyle elimle ova ova beyaz suyunu çıkardım ve suyunu süzdürdüm. Şimdi diğer malzemelerimi katıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ. İsterseniz patates, havuç da birer tane doğrayabilirsiniz. Bir adet kuru soğanı yemeklik değil, böyle iri iri doğradım. İki diş de şöyle sarımsağı içine atıyorum. Daha sonrasında blenderdan geçireceğim için hepsi içinde kaybolacak, ama blender kullanmak istemezseniz de süzgeçten geçirebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da tuz. Şimdi suyunu da ilave edeceğim. Et suyunuz varsa et suyu ya da tavuk suyuyla da yapabilirsiniz. Şimdi 5 su bardağı su ilave ediyorum. Tam su ölçüsü de vereceğim sizlere. Toplamda 8 su bardağı, yine bu bardakla 8 su bardağı kaynar su ilave ettim. Kaynar su ilave etmeniz bu aşamada çok önemli. Çorbanızın daha çabuk kaynayıp daha hızlı pişmesini sağlayacak. O yüzden her zaman böyle kettle'da ya da kaynar bir su bulundurun. Daha rahat olacaktır. Kapağını kapatıyorum. Ayarlıyorum düdüklüyü. Ocağa götürüyorum. Tencereyi ocağa koydum. Ayarladım. Sizler de kendi düdüklüğünüze göre ayarlarsınız. Ocağın altını yakıyorum. Yüksek ayarda düdüklü kaynamaya başlayınca altını kısa alacağım. Sadece kaynadıktan sonra bir 10 dakika, 15 dakika arası pişirip altını kapatacağım. 10 dakika ile 15 dakika ortalama yetiyor. Birazcık şöyle havasını çıkaracağım. İyicene havasını çıkardım. Hala kaynıyor gördüğünüz gibi. Şimdi blenderla iyice içindeki soğanlar ezilene kadar çekiyorum. Kıvamına bakacağım. Kıvamı tam olmuş arkadaşlar. Hiçbir şekilde su falan katmayacağım. Yani 1,5 su bardağı kırmızı mercimeğe 8 bardak su tam yeterli geliyor. Durdukça tabii ki koyulaşacak. Koyulaşırsa da kaynar su ilave edip kıvamını ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben yan tarafta birazcık tereyağı, pul biber, nane yakacağım. 1 yemek kaşığı tereyağını ocağıma alıyorum. Yağ eridikten sonra 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı da nane ilave ediyorum. Bu tamamen arzuya göre. İstemezseniz hiç ilave etmeyebilirsiniz. Tamamdır, artık çorbam hazır. Servise geçebilirim. Çorbayı servis tabağına alıyorum. Üzerine de yaktım yağdan döküyorum. Çorbam hazır. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.